İYİ Parti bugün ikinci olan kongresini gerçekleştirdi. İYİ Parti İl Başkanlığı'na Hakan Yılmaz yeniden seçildi. İYİ Parti Malatya ikinci olan genel kurulu bugün Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Hakan Yılmaz İl Başkanlığı'na yeniden seçildi. Saat 10'da başlayan kongreye İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Kongrede konuşma yapan İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, İYİ Parti'nin yapılacak seçimde iktidar olacağını ifade ederek hükümetin artık yolsuzluk, adaletsizlik, fakirlikle anıldığını, mutlak olarak tek adamdan kurtulup demokratik, çoğulcu parlamenter sisteme kavuşmamız gerekmektedir dedi. Bu kıtlık, sefalet yetmezmiş gibi bir de yolsuzluklar, AKP iktidarının yolsuzlukları, suistimalleri, irtikapları, israfları almış başını gidiyor arkadaşlar. Bunu sahada artık vatandaşlar söylüyor. AK Parti'ye oy veren insanlar söylüyor. Buna inanmanızı istiyorum. Ülkemizde ailelerde boşanma oranı arkadaşlar 20 yıl öncesine göre %1500 artmış. Geçen Aile Mahkemesi Başkanı bir hakimimizle görüştüm bir vesile. %1500 artmış. Yani 2002'li yıllarda bugüne göre kadar boşanma oranları bu kadar artmış. Uyuşturucu kullanımı patlamış arkadaşlar. Okullarda 10-15 yaşlarına inmiş artık. Çocuklar uyuşturucu kullanmaya başlamış. İlkokul çağındaki çocuklar bile artık tehlike altında uyuşturucu kullanıyorlar. İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz konuşmasının devamındaysa birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Yılmaz, biz seviyeli, saygılı bir siyaset yapıyoruz. Hiç kimsenin kişisel hakkına asla halel getirmeyiz. Bu bizim siyasi duruşumuza ve düşüncemize yakışmaz. Çünkü biz iyilerin partisiyiz. İyilere iyi şeyler yakışır dedi. Can kardeşlerim, çok kıymetli partililerim, görevimiz esnasında hiçbir siyasi rakibimizin şahsiyetine, şerefine, kıymetli basın mensupları bunu özellikle kaydetmenizi istiyorum. Hiçbir siyasi rakibimizin şahsiyetine, şerefine ve özeline halel getirmedik. Asla. Biz yapacağımız işlerden bahsettik. Biz onların yaptığı yanlışlardan bahsettik. Sadece ve sadece bizler iyi dürüst insanlar olarak ülkemiz için endişeliyiz arkadaşlar. Yine görevimiz esnasında ben, ilçe başkanlarım, kıymetli yönetimlerim, tüm vatandaşlarımızı, partililerimizi ve tüm gönüldaşlarımızı kucaklayıcı, birleştirici bir rol üstlenmeye gayret ettik. Bu seçim sattım halinde ülkemiz için, iyilerin iktidarı için daha da birleştirici, bütünleştirici bir rol alacağımıza söz veriyorum. Dışarıda kalmış, kırgın, ihmal edilmiş, unutulmuş arkadaşlarımızı, partili olsun, partisiz olsun, bu ülkeye hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Hepsini arayıp bulacağız ve kucaklayacağız arkadaşlar. Bu vazife sadece benim değil, hepinizin vazifesi arkadaşlar. Yapılan diğer konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tek liste halinde yapılan seçimlerde Hakan Yılmaz yeniden başkan seçilirken yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Hakan Yılmaz, Mustafa Kemal Günay, Ali Katar, Gülten Turfanda, Mine Ceritli, Gülbeden Başar, Ayşe Salman, Cemile Gökçe, Çiçek Öztürk, Hatice Yazıcı, Buse Akkuş, Dilek Yıldırım, Serpil Yılmaz, Orhan Yaka, Ercan Şahingil, Necdet Yılmaz, Altuğ Gürkan Demir, Erdal Erdoğan, Hamza Demiral, Muzaffer Yenice, Yalçın Mutlu, İlhan Herdilli, Muhittin Tuhan, Aydın Derin, Hüseyin Keskin, Bedri Dumlu, Bahattin Polat, Cemal Güler, Ali Seyti Polat, Kadir İnan, Abdullah Alp Doğan, Şükrü Arıkan, Vahap Alagöz, Ekrem Mandal, Emircan Eren, Erbil Güllü, Ergün Akça, Feramuz Alpagut, Ramazan Kapak, Kerem Yeşilkaya, Kaan Peksezer. İYİ Parti İl Basın Sorumlusu Aydın Derin, ikinci olan kongrenin ardından hızlı bir şekilde alanlarda, meydanlarda, sokaklarda, köylerde, kısacası her yerde olacağız. 2023 iyilerin ve demokrasinin yılı olacak dedi.